Merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizde hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugün Adana'da değişimi planlamak üzerine konuşacağız. İki tane konuğum var. Türkan Eşli, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve Doçent Doktor Ulaş Bayraktar. Kendisi Mersin Üniversitesi'nde hoca ama aslında gönlü kültürhanede ve kendini sosyal bilimler, esnaf ve zanaatkar olarak tanımlamaktan daha çok keyif alıyor. Ama her türlü yerel demokratik kamu yönetimi konuştuğumuzda aklımıza gelen uzmanımız ve benim de çok yakın, çok sevdiğim arkadaşım Ulaş. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biriniz Adana'dan, biriniz Mersin'den bağlanıyorsunuz. Ben de İstanbul'dayım. Pazar günü çekiyoruz bunu. Pazartesi 11 Kasım, pazartesi 16'da her zamanki gibi yayınlanacak. Adana'da değişimi planlamak. Normalde seçimden 6 ay sonra, yani bugünler sonbahar geldiğinde stratejik plan lafları çok konuşulur olur. Demokratik kent yönetimi tartışanlar arasında. Ancak Adana'da bu defa stratejik plan demeyi tercih etmeyen yeni bir dönem başlandı. Burada değişim teorisi öne çıkıyor. Ulaş'ın da aslında öne attığı gibi biraz. Ve stratejik plan herhangi bir stratejik plan gibi değil, Adana'yı değiştirmek için değiştirme teorisiyle nasıl yola çıkarız ve onu nasıl planlarız sorusunun etrafında yeni bir şey denendi Adana'da. Ve biz de bu yeni metodun, yeni yöntemin aslında paylaşılmasını ve diğer belediyelere de ilham olmasını istediğimiz için bugün bunu konuşmak istiyoruz. Ancak Adana Büyükşehir Belediyesi, öncesinde Türkan Hanım'ın Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcılığı döneminden de gelen zaten bir planlama kültürü var. Seçimden seçime planlama yapılmıyor Adana'da. Birçok farklı alanda işte çevreden, toplumsal cinsiyet eşitliğinden, ulaşımdan, turizmden, iklimden bir sürü alanda zaten düzenli olarak planlar yapan bir kent. Dolayısıyla bir arka planı da var zaten aslında. Ben şimdi ilk olarak sözü Türkan Hanım'a bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim öncelikle pazar günü zaman ayırdığınız için. Adana'nın bu planlama kültürü Ederim. hakkında neden bu planları yaparsınız, nasıl yaparsınız, bugün yapılan bu değişim planını bunlar nasıl besledi? Birazcık onlarla başlayalım mı lütfen? Tabii ki. Öncelikle merhabalar herkese. Ben de teşekkür ediyorum bu yapmaya çalıştığımız şeyi. Çünkü bu bir yandan da bir deneme, biraz iddialı bir denemeye giriştik. Ne kadar başarılı olacağız sonuçta izlemelerde ortaya çıkacak ama bunu önemseyip de bunu paylaşmamızı talep ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi 2014 yılında Zeydan Karalar Seyhan Belediye Başkanı seçildi. Seçildiğinde biz orada planları yaparken, stratejik planlarımızı yaparken şöyle başlamıştık. Adana demek Seyhan demek ama Seyhan çok eskide. Seyhan Adana'nın ilk ilçelerinden biri. Şehir merkezi, bütün merkez orada. Ama daha sonraki yürütülen belediye çalışmalarıyla çok böyle genişlemiş, karmaşık hale gelmiş ve kent köhnemiş, eskimiş bir durumda. Dolayısıyla bizim önceliğimiz kenti yeniden canlandırmak, kenti yenilemek gibi bir yerden başlamıştık. Orada da Seyhan'da da. Çünkü Adana bir zamanlar Türkiye'nin işte dördüncü büyük kentiydi. Çok gözde bir kentti. Sanayisi gelişmişti. Tarımı çok etkiliydi. Bütün bu özelliklerini kaybetti. Bunları kaybettikçe kent köhneleşti ve sürekli geri bir plana düşmeye başladı. Bunu değiştirmek gerekiyor diye başlamıştık. Orada mesela işte kentsel dönüşüm planları yaptık, imar planları yaptık. Mümkün olduğunca planların tamamını büyük ölçekte yaptık. Yani küçük küçük dokunuşlar yerine kentin tamamını da yani ilçenin tabii tamamını o zaman ilçe belediyesi olduğumuz için öyle başlamıştık. 2019'da Zeydan Karalar Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanınca tabii daha da önemli hale geldi. Yani bir yere bir şey yapacaksanız bunu önceden planlamak, bilmek. Bir de maalesef ülkemizde şöyle de bir şey oldu ya hani çok böyle günlük pratik pragmatist yöntemler çok uygulanır hale geldi. Bilimsellikten uzaklaşıldı, planlama ve bir hedef doğrultusunda o hedefe ulaşmak için bir kurgu yapmak, bir hayal kurmak da çok mümkün değil. Günlük ihtiyaçların giderildiği bir belediyecilik anlayışı ve bir siyaset de üremeye başladı bir yandan. Biraz aslında bunu da değiştirmek yani kısa vadede belediyenin yararı, idarenin yararı ya da kısa vadede bir sonuç almanın ötesinde kentin tamamını iyileştirmek, kentin tamamının yeniden değer kazanmasını sağlamak gerekiyor. Bunu yapabilmek için de
büyük ölçekte bu kenti planlamak gerekiyor diye başlamıştık. Tabii bu kenti planladığınızda bir yandan da kentteki diğer unsurları da dahil ediyorsunuz. 2019'dan 2020'ye kadar biraz bu planlarımızı yaptık. Ulaşım ana planını yaptık mesela, Adana'nın ulaşımını nasıl çözeriz, nedir, nasıldır. Bilimsel olarak bu hocalar bize bunun yolunu gösterdiler. Yerelleştik eylem planı yaptık. Bu özellikle son yıllardaki kadın meselesinin, ben artık gerçekten bir kadın meselesi haline geldiğini de düşünüyorum bir yandan da, o nedenle böyle tanımlıyorum. Kadın çünkü sadece şiddet değil, yanında bir sürü başka şeyler de, unsurlar da olduğu için yerelleştik eylem planımızı yaptık. Adana'nın sanayisini ve turizmi, tarımını belki geliştirme kapasitemiz yok yerel yönetim olarak, çünkü bu merkezi idareden alınacak kararlarla bağlantılı diye. Bunu ancak Adana'yı bir festival kenti, bir kültür kenti, turizm kenti yapabilir miyiz diye düşünüp kültür turizm eylem planımızı yaptık. Hareketlilik eylem planımızı yaptık. Çünkü Adana mevsimsel itibariyle bisiklet kullanımında yaygın olduğu, insanların ulaşım aracı olarak da kullandıkları bir şey. Bunu biraz planlayarak erişebilirliği birbiriyle bağlantılı hale nasıl getiririz diye düşünerek bütün bu planlarımızı işte 5 yıl içerisinde bu planlarımızı yapmıştık. 2023 seçiminden sonra da bu yaptığımız planlara uygun olarak yeni bir önümüzdeki 5 yılı da bu planlardan aldığımız verileri kullanarak önümüzdeki 5 yılda biz ne yapmalıyız? Kenti nasıl başka bir noktaya taşıyabiliriz gibi bir perspektifle baktık. Yani 5018 sayılı yasayla işte stratejik planlar biliyorsunuz bizim hayatımıza girdi. O dönem genelde şöyle oluyor. Hani o dönem bir şablon oluşturuyor ve o şablonuna uygun olarak herkes bir şeyler yapıyor. Biraz bunun dışına çıkıp biz kentin tamamını dahil edecek ve belediyenin yaptıklarının dışında kenti değiştirmeye yönelik bir şey yapabilir miyiz gibi bir yerden yola çıktık ve yollaştı çalışmaya başladık diyebilirim. Atladığım bir şey varsa tekrar sorabilirsiniz ama genel perspektifimiz buydu. Çok teşekkür ederim. Tabii bir şansınız da hemen yan şehirde Ulaş Bayraktar gibi bir bu konuları zaten çok uzun zamandır düşünen, aktif olarak düşünen ve üretmek için de çaba sarf eden, zaman ayıran bir uzmanınız var. Şanslısınız. Evet. Onu Mersin'den hemen atlayıp Adana'ya getirdiniz. Onun Aynen, sağ olsun. Hemen bir telefonla tabii ki dedi. O da benzer heyecanı taşıyan bir insan çünkü. tabii Yani ki demedim ama bir tane şerhim vardı, onu söyleyeyim ondan sonra. ne Yani oradaki Türkan Hanım sağ olsun, daha önceden de tanışıyorduk. Daha önceden de arada bir şey yapıyorduk. O zaman çağırdığında ya dedim, aslında yani stratejik plan yapmanız o kadar da atla deve değil yani. 2019'da muhteşem bir stratejik plan yaptığınız için bu seçimde bu kadar büyük bir başarı elde etmediniz yani. Bunlar sadece bir teferruat, hani bunlar bizim, hatırlarsın, Fransa'da bir hocamız doktora tezi gençlik günahıdır, yapılır ve unutulur dediği şey stratejik planlar için de geçerli aslında. Yapılır. Yani bu mevsim şeyi, senin de söylediğin gibi, bu yerel seçimleri izleyen yaz ve sonbahar stratejik plan mevsimidir. Çalıştay sezonudur. İşte anketler, toplantılar falan. Ondan sonra da kimse hatırlamaz. Yani hatta hep anlatıyorum, bir tane stratejik plan, bir Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik planına geçti elime. Baktım merakla, ters basılmış. Yani kapakla sayfalar ayrı yönlerde. Kimse açıp bakmadığı için de fark etmemişler yani. Dolayısıyla hani stratejik plan o kadar, hani ne siz uğraşın ne ben yorulayım, ama farklı bir şey yapmak istiyorsanız o zaman ben varım diye şey yaptık. Ve o zaman bir de ben 2019'da da bir ilçe belediyesinin stratejik planını yapmıştım. Orada da böyle çok katılımcı, her mahallede toplantı yaptık. İşte anketler yaptık, analizler yaptık. Sonra uzman çalıştayları yaptık falan. Ondan sonra o da diğer stratejik planların kaderini paylaştı. O zamandan beri şunu düşünüyordum zaten. Yani mantıkta bir hata var. Bir belediye başkanı önce aday olmak için zaten bir takım genel merkezi ve aday belirleme süreçlerinde taahhütler bulunuyor. Ben böyle belediyecilik yapacağım, şunu projelerim bunlar diye. Dolayısıyla bir vaat silsilesi var. Sonra meydana çıkıyor aday olduktan sonra, halka, seçmenlere bir takım vaatlerde bulunuyor, icraatlarını, anlayışını. Sonra bunlar bitip de seçildikten sonra evet şimdi ne yapıyoruz sorusu gerçekçi değil. Zaten yani geride birçok vaadi
telaffuz etmişsin. O zaman yalan söylemediysen şimdi göstermelik bir şey yapıyorsun demektir. Dolayısıyla bunu şey yapmamız gerekiyor dedim. Yani bunu yerli yerine koymamız lazım. Dolayısıyla da en başta biz işte hemen halk toplantıları yapalım, anketler yapalım, Çalıştaylar yapalım demeden bir kendimize bir dönelim. Yani ilk önce biz ne vaatle bu koltuğa oturduk? Artı sadece siyasi bir iradeden de bahsetmiyoruz. Siyasal irade ne derse desin büyük bir bürokratik makine var arkada. Yani onların zaten yapa geldiği ve hukuki, finansal, teknik limitleri çok iyi bildikleri bir şey var. Dolayısıyla birazcık böyle ben deniz anasının yüzüşüne benzer bir şey var aklımda bu yapmaya çalıştığımız. Yani önce içe büzüşüp sonra genişleyen. Hani önce biz bir siyasi ve bürokratik olarak bir yol haritası çizelim. Sonra bunu da mümkün olduğunca kamusallaştıralım. Herkes haberdar olsun ne yaptığımızdan gibi bir formatla çıktık. Dolayısıyla da ilk toplantıda daha işte Türkan Hanım da vardı, stratejik plan da vardı, işte başkan danışmanı İpek Hanım da vardı, Zeydan Bey de vardı. Siz ne yapmak istiyorsunuz sorusunu sor. Yani 5 yıl sonra Adana'yı nasıl görmek istiyorsunuz? Bütün hikaye bu. Ama şey çok güzeldi. Bir hayal kurmanızı istiyoruz sizden dedi Ulaş. Başkan dedi ki tabii Başkan Bey gelmeden önce Zeydan Bey gelmeden önce biraz bir konuşmuştuk falan Ulaş'la. Ondan sonra Başkan geldi dedi ki ya ben dedi mühendis adamım dedi. Yani ben hiç hayal kuran biri değilim dedi. Ben çok çok gerçekçiyim dedi. O zaman dedik sizin adınıza hayal kurmamıza izin veriyor musunuz? Tamam olur dedi. Bence bu çok kıymetli. Yani benim Zeydan Başkan da mesela zaten en çok takdir ettiğim ve başarısı da belki arkasındaki de öyle bir şey. Yani değişime açık bir insan. İkna olduğunda yani yapılan işin gerçekten bir anlamı olduğunda ve bir şeye yol açacağını, bir değişime, farklı bir şey yaratacağını ve faydalı olacağına inanıyorsa, kapasitenin de ona uygun olduğu kanaatindeyse ikna oluyor. Değişime açık bir insan. Ben mesela 10 yıldır ondaki değişimi çok net bir şekilde gözlemledim. Bir de şey çok kıymetliydi. Hani evet seçimden önce bir takım vaatlerde bulunuyoruz. Başkan Bey bir takım vaatlerde bulunuyor. Ama biz sonra oturup bir stratejik plan yapıyoruz. Ve genelde stratejik planlar işte atıyorum ne kadar yol yapacağız, yol sayısı ne kadar artıracağız, farkı ne kadar artıracağınız gibi bir şey matematiksel bir şey haline dönüşüyor. Oysa bizim burada yapmak istediğimiz şey ya da ben hani baştan bu kadar da net tanımlamış mıydık onu da çok hatırlamıyorum ama sürecin sonunda şunu hissettim. Biz bu yapmak istedik yani şimdi Başkan Bey'in ve kentin ihtiyaçları var. Yaptığımız her iş bu son nihai hedefe ne kadar hizmet edecek perspektifinin oluşturulması ve o süreçte yani sonuçtan çok sürecin de insanları da bir şeye değişime yol açtığı, bakış açısını değiştirdiği, insanları da değiştirdi. Çünkü insanlar dediğimiz kitle hakikaten bu işleri yapan kitle. İşte büyük yani belediye başkanı ve ben bebe dahil olarak biz üst yönetim olarak biz şöyle bir stratejik plan istiyoruz diyebiliriz. Ama bunu uygulayacak olanların bu sürece dahil olması ve onların da bu meseleyi bu yerden içselleştirerek yani böyle bir hedefe ulaşmak için ben nasıl bir katkı sağlayabilirim ya da benim yaptığım işin bu işe faydası nedir gibi bir bakış açısını kazanmış olmaları yani o süreç de bence çok önemliydi. Kazandırıcı bir süreç oldu. O süreçte Ulaş çok biraz fazlaca yoruldu gerçi ama. O süreci aslında tam da anlatmanızı çok isteyeceğim. Çünkü birazcık bilenler bilirler. Büyükşehir Belediyesi ile dediğimiz zaman o daireler böyle gezegenler aslında birbirinden çok da haberdar olmayan. O galaksiyi nasıl toparladın Ulaş? Oradaki değişim yani şeyin stratejik plan belki kentin değişimi için ama aslında bu birazcık hani kurumsal değişime de anladığım kadarıyla senin değişim teorisi dediğin zaman vesile olacak olan bir şey. O süreci bir şöyle anlatabilir misin? Çünkü o çok önemli gerçekten. Yani Türkan Hanım'ın tam bıraktığı yerde o toplantının sonunda bizim yani bütün Zeydan Bey'in geçmiş dönemi ve seçim döneminde zikrettiği projeleri bir sentezlediğimizde aslında Adana'nın 5 sene sonra daha varsıl, daha güvenli ve daha keyifli bir yer olmasının hayal ettiğine dair bir soru sorduk. Ya böyle bir hayaliniz olabilir miydi yani Türkan Hanım'ın dediği şeyde? Evet, niye olmasın dedi. İşte varsıl kelimesinde biraz şey yaptık. Yani onu özellikle hatta yoğun muhalefete rağmen şey yaptık. Çünkü Adana'nın zenginleşmesi değil buradaki hedef. Yoklukların azaltılması. Yani
yokluğun, yoksulluğun azaltıldığı bir yer. İlla da böyle hani şey içinde, büyük bir servet içinde herkesin zenginleşmesi gibi, tabii ki insan ister ama hani oradaki gerçekçi olalım ve yoklukları, yani bütün sosyal belediyecilik dediğim şey bu aslında. Açlığı, yani kimsesizliği, yoksunluğu ortadan çıkarmak ve güvenli bir yer. Bu güvenliği de çok geniş düşünelim. Yani sadece afet bir güvenlik sorunu ama trafik de bir güvenlik sorunu, kadına yönelik şiddet de bir güvenlik sorunu, iklim krizi de bir güvenlik sorunu. Bütün bunları da bir araya alarak onları bir üst başlığa ve en sonunda da kentin bir hayatta kalma mekanı değil, aynı zamanda birazcık da yaşamdan keyif alma olarak, yani kültürel hayatı, sosyal hayatı, bunları da şey yapan Adana'yı bu yönde dönüştürmek ile yola çıktık. Bu şunu getiriyor aslında. Tam senin de dediğin gibi, yani herkes daha kendi biriminin uzmanlık alanına yoğunlaşmış durumda ve oradaki, yani gerçekten büyük çabalarla, büyük sıkıntılara, baskılara rağmen şey yapılıyor, orada iş görmeye çalışıyor. Yani bu baskıyı sadece şey gibi de düşünmemek lazım. Merkez yerel arasında bir şey değil. Yani insanlar bir takım çıkar ağlarına dokundukları anda hayatlarına şey yapıyorlar. Yani Adana'da bunun şeylerinden biri. Dolayısıyla yani çok yoğun bir şeydi ve herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama neyi neden yaptığını bilmiyor. Yani bu bizim performans odaklı planlama anlayışında herkes diktiği ağacı, kestiği koyunu, ondan sonra açtığı parkı biliyor. Hep Türkan Hanım'ın verdiği örnekle, yani mezarlık dairesinin performansı gelecek sene bu seneden daha fazla defin işlemi yapmak üzerine kurulu. Yani ne yapacak o birim ya? O hedefe ulaşmak için gidip zehir mi atacak insanların şeyine? Hani baktığınızda daha fazla koyun kesmek o mezbahanın performansı, daha fazla defin işlemi yapmak mezarlık dairesinin, böyle bir şey değil tabii ki yani aslında. Eğer biz o hedefi birazcık daha yukarı çıkarıp, ya biz aslında defin hizmeti dediğimiz hikaye aslında insanların bu defnetmek için, işte cenaze nakili olsun, oradaki taziye şeyi olsun, onlara destek vermek, bunun daha kolay yaşanması, yani o mezarlıkta kendisinin, ziyaretçisinin ya da oradaki yakınının başına bir şey gelmeyeceğini bilmesi, hani daha keyifli bir defin hizmeti değil tabii ki ama yani ya, baktığınızda bunları birleştirmek Daha ve az hüzünlü. evet, yani bunu o zaten zor bir psikolojiyi birazcık daha kolaylaştırmak, yani oradaki hani çok önemli o şeydi ve bu mantıkla her birimle tek tek ve daha doğrusu farklı birimleri de bir araya getirerek birkaç hafta boyunca böyle bütün gün toplantılar yaptık ve onlara şunu söyledik: ya üst yönetimin politik değişim amacı bu kenti böyle dönüştürmek istiyor. Siz bu anlamda şimdiye kadar ne yapıyorsunuz? Yaptıklarınız nasıl buna hizmet eder? Nasıl bağlaştırabiliriz? Yani o ilgiyi, ilişkiyi kurmak. İki, bunun için daha fazla ne yapmak lazım bu hedefe ulaşmak için ve ne yapmamak lazım? Yani biz bunu artık yapmayalım, çünkü bu ters bir şeye hizmet ediyor gibi. Böyle her birimle ve birlikte de, yani tek tek yapmadık onu ve bunu aslında baştan düşünmemiştik ama bir araya gelmeleri, o birimler arasındaki ilişkiyi ve o amaçların ortaklaşmasına da yaradı. Ve haftalarca tek tek konuştuk, onlarla onların fikrini aldık, onlarla böyle bir bayağı bir mesai yaptıktan sonra bence şeyin en önemli yeniliklerinden biri de o. Biz bu artık o kaçınılmaz olarak alana indiğimizde, sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla, akademisyenlerle görüştüğümüzde bizim bir boş sayfamız yoktu. Yani biz ne vereyim halkıma diye gitmedik. Ne böyle bir dilek ve temenni toplantısı değildi bizim. Bizim bir taslak planımız vardı. Siyasi iradeyle çıkmış, bürokratik birimler tarafından olgunlaştırılmış, gerçekçi bir hale getirmiş bir taslak planımız vardı. Ve Çalıştaylardan önce bu taslak planı yolladık. Bizim niyetimiz bu. Siz buna nasıl katkı verirsiniz, nasıl bunu geliştirirsiniz ya da eleştirirsiniz gibi bir şeyle çıktık yola. Bence bu önemliydi çünkü hani bizim somut bir tartışma zeminimiz vardı. Niyetimiz alenen bellidir. Çünkü şeyi biliyoruz, yani çalıştaylar toplanır, olaysızca dağılır. Sonuçta oradakilerin hiçbir hesaba katılmaz ve o sadece yani şeyi yaparız.
Bir sonraki de bir başka yenilik daha vardı. Onun da Evet. Evet, buraya yani o başka yeniliğe geçmeden önce bu hani işte şehir hepimizin katılımcı yönetim falan diyoruz ya, bu anlattığınız şeyle aslında belediye hepimizin olmuş birazcık. Çünkü normal şartlarda her birimden gelen bir takım veriyle o stratejik plan biriminde çalışanlar şişerler. O yüzden de yaratıcılığa, farklı düşünmeye, işte bu değişim teorisine falan hiç ne akılları ne halleri kalmadan yine bildikleri işte o ağaç sayılarına, defin sayılarına falan, yani aynı şeyin işte şey farklı kaydet 25-29. evet. Bu diğer belediyelerde olan o. Dolayısıyla bu yaptığınızda aslında birazcık farklı birimler de söz sahibi olmuşlar. Yani o katılımcı yönetimin Tabii. kurum içi katılımcılığı da yapmışsınız, sahiplenmeyi. Ve gerçekten de bir değişim olacaksa, işte o varsa, o keyifli Adana'ya dönüşecekse, orada gerçekten kendi biriminin de bir payı olduğunu da fark edecek. O açıdan da bence de, ya buraya kadar bile zaten harika bir fark diğer stratejik plan süreçlerinden. Ama ikinci yeniliği de nasıl devam etmek istersiniz? Türkiye Hanım, buraya kadar eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Yok, hayır. Bundan sonra işte bu şeyi nasıl hayata geçireceğiz? Ona Bir de geçmeden, ona öyle. geçmeden önce, özür Heh. dilerim, kalemimi düşürdüm. Ona geçmeden önce aslında yani o izlemeye gelmeden önce bir şeyiniz var. Yine o çalıştaylar şeyinin, sürecinin de farklı işlediği bir şey yaptınız değil mi? Ona da biraz Evet. yani Heh. o başkan size tamam benim için hayal et dedi. Siz birkaç kelimeyle o hayali kurdunuz. Ona tamam dedi. Sonra gerçekten görünmemiş bir şekilde sadece stratejik plan yapmıyor muydu bunu, biz de mi yapıyorduk diye anladığım kadarıyla şaşıracak şekilde bir sürü birimde, yani mümkün olan bütün birimleri de işin içine katarak birbirleriyle tanışmalarını ve birbirlerini nasıl besleyeceklerini görecekleri bir süreçten geçmişsiniz o günlerce, haftalarca yaptığınız şey. Bence o gerçekten en önemli kısmı. Ama bir daha güzel şey de, şimdi lütfen Ulaş, o zaman sen devam etmek istersen. Halk Bunu nasıl jürisi. Evet. sunduğunuz insanlar. Jüri. Yani Halk şeydeki bu jürisi. orada bir şey var. Biz bu yani normalde de aslında stratejik plan birimi her birime yazıyor. Onlar yolluyorlar, onlar toplanıyor ve sonra o metin, biz bu taslak metini çalıştaylara götürmeden önce bütün birimleri tekrar topladık. Meclis salonunda, bakın bizim halka sunacağımız, tartışmaya açacağımız metin bu diye bütün o meclis toplantı salonunda birimler, hatta iştiraklerin ve şirketlerin de olduğu, başkanın da başkanlık ettiği bir şekilde bir belediyeden dışarı çıkmadan önce herkesin bu konuda hemfikir olmasından şey yaptık. Sonra çalıştaylar bildik anlamda zaten işte meslek odaları, akademisyenler, uzman kuruluşlar, odalar, basın mensuplarıyla toplantılar yapıldı. Onların girdileri ve planlarda atladığımız noktalar yapıldıktan sonra benim en başından beri hayalini kurduğum ve hep böyle ya bunu ne olursunuz bunu yapalım dediğim yurttaş jürisini hayata geçirdik. Yani yurttaş jürisindeki mantık şu aslında, yani bütün çalıştaylarda biliyoruz artık kent konseylerinde olduğu gibi kentin sivil toplumun da önde gelenleri var. Oda başkanları var, dernekler var, işte bir takım örgütlerin temsilcileri var ve bunlar hep aynı grup ilçe belediyesi için toplanır, büyükşehir için toplanır, işte o şura için toplanır. Bunlar hani kentin o aktif azınlığı diyelim. Yani aktif için başka sıfatlar da kullanabiliriz ama şimdi onu yapmayalım, kimseyi kızdırmayalım. Aktif azınlığın ötesine geçmek, çünkü en başından beri benim söylediğim bir, yani o pilavlı plan hayalim vardı benim. Yani o Demirel zamanında plan değil, pilav istiyoruz. Yani bize işe yarayacak bir şey olması. Dolayısıyla onları anlatmak lazım. İnsanların haberdar olması lazım. Bu kent planını yapıyor ve bu kentin benim için şu anlamı var. Bana bunu sunuyor ki takipçisi bunun izleyicisi olsun. Ve onu da jüri mantığı. Yani bu Avrupa'da birçok ülkede deneniyor. Stratejik planlar için olmasa bile bir takım tartışmalı şeylerde Amerika'daki jüri, yargı sistemindeki jüri mantığını bu planlama ve karar süreçlerine getiriyorsunuz ve insanların bir takım bir statüsü, deneyimi, formasyonu, mesleğinden bağımsız bir şekilde sadece vatandaş olma sıfatıyla bu plana katılmasını istiyoruz. Dolayısıyla işte bu konularda çok deneyimli bir araştırma şirketinden yardım istedik ve Adana genelini den yani temsilen diyeceğim ama öyle bir şey temsilimiz yoktu. Her kesimin temsil olması. Birkaç tane şeyimiz vardı. Yaş,
cinsiyet, coğrafya, hani her ilçelerin hepsi temsil edilsin ve bir de özel bir kotamızda engelliler de olsun. Yani bunların haricinde siz isterseniz profesör olun, isterseniz ziraat odası bilmem nesi olun, çiftçi olun, onların hiçbirine girilmeden coğrafya, yaş, cinsiyet ve engel durumundan bir 96 kişilik bir jüri oluşturuldu. Rastgele. Tamamen rastgele. Yani hatta Çok yani önemli o. insanlar böyle telefonda tereddüt etmişler davet edilirken. Yani biz bir dakika biz zaten Zeydan Bey'i çok severiz o yüzden mi davet ediliyoruz diyenlerle ya biz muhalifiz bizi oraya getirip de bizim üzerimizden şey yapamazsınız diyenlerin ikisi de hani hem taraftar olan da muhalif olan da böyle bir tereddüt etmiş. Neyse geldiler. Benim için en önemli şey Hepsi o geldi mi? günkü Hepsi geldi mi? efendim Hepsi geldi geldi. mi? Çok Geldi. iyi. Bir de Evet, şunun evet. da şey değil yani gerçekten bunun da adını koymak lazım. Bu insanlara o günü ayırdıkları için belli bir ücret ödendi. Yani bunda ben hiç yanlış bir şey görmüyorum çünkü sadece zenginlerin, sadece boş zamanı olanların gelebileceği bir şey olmaktan çıkması lazım onun. Yani eğer yevmiyesinden vazgeçiyorsa, çocuğunu bir yere bırakıyorsa, bir şeyden fedakarlık ediyorsa bunda bence hiç utanılacak bir şey yok. Yani bunlara yani böyle bir büyük bir para verilmedi bildiğim kadarıyla ama hani bir gündelik yevmiye şeyine verildi. Bu da gerekli bence biliyorsun yani hep bu katılımın önünde engeldir. Yani ben yani inşaatı bırakıp sen neden bahsediyorsun demesi şey. Geldiler ve yani bir tane bir yani tesadüf olarak bir de gerçekten bir meslek odası başkanı da çıkmış. Yani bundan tamamen şey olarak geldi ve dedi ki bu ne ya dedi. Ben kimseyi tanımıyorum dedi. Yani çünkü o kadar alışık ki hep aynı insanlarla, diğer oda başkanlarıyla, şeyleriyle. Dedim işte o zaman amacımıza ulaştık biz yani. Ve işte Türkan Hanım tek tek şeyi anlattı. Planın bütün o amaçlarını anlattı. Bunlar güven oyu aldılar, oylandı. Ve ondan sonra da sadece bu onaylanmadı. O katılımcıları bir de önceliklendirme yapmalarını istedik. Senin bildiğin bu katılımcı bütçe mantığını ellerine belli sayıda o bütçeyi temsil eden markalar verildi. Ve bütün şeyler çok güzel bir şeydi o. Bütün her bir amaç için bir sandık vardı. Ellerindeki markaları önceliklerine göre dağıtarak o katılımcı bütçe sürecini planlamanın önceliklendirmesinde kullandık. Böylece çıktığımızda hem kabul almış hem de öncelikleri belli olmuş bir yol haritası vardı. Bence bu açıdan yani hem bürokratik şeyi katmak hem o taslak planla tartışmayı açmak hem de olayla hiçbir ilgisi olmayacak insanları bu işe dahil etmek bunun en önemli özellikleriydi. Bundan sonrası artık Türkan Hanım'da. Bunu yaz bu anlattığın da gerçekten yani. Seninki ne kadar devrimselse bu da o kadar daha önce benim duymadığım bu Türkiye'de özellikle yapılmadı galiba. Bu jüri. jüri Evet. mantığı hiç yapılmadı. Yurttaş jürisini gerçekten hiç duymamıştım. Anlattığın model gerçekten bu açıdan da yine çok yeni, çok devrimsel. Ama dediğin gibi mühim olan tamam harika bir yeni yöntemle çok güzel bir plan yaptık, değişim planı yaptık ama bunu nasıl uygulayacağız? En önemlisi nasıl izleyeceğiz? Türkan Hanım bununla ilgili planımız nedir? Evet. Şimdi bu arada ona geçmeden önce ben biraz önce gerçekten bu sürecin de herkes için çok farklı adamlar ve çok farklı sonuçlar doğurduğunu düşünüyorum. Yani onun da bir işe yaradığını düşünüyorum. Yani tek başına işte bir sonuç elde etmek değil. Süreçte herkeste bir değişime neden oldu. Halk jürisinde de mesela benim orada şeyi dikkatimi çeken yani bütün bu yaparken biz de bir şeyler öğrendik. Yani ya da bildiğimiz şeylerin aslında öyle olmayabileceğini de test etmiş olduk. Tekrar tekrar yeniden. Çünkü biliyorsunuz yani sürekli her şey değişiyor. Mesela benim dikkatimi çeken halk jürisinde sürekli insanlar işte trafikten mesela çok şikayetçi idiler. Sürekli bir trafik meselesi söylediler. Ben şey dedim hani genelde belediyelerde hep böyle sadece yol yapıyorsunuz diye eleştirilir. Eyvah dedim buradan yine dedim en çok yol isteyecekler galiba falan gibi bir yerdendi. Ama hani paranız olsa bunu önce nereye harcardınız? Birinci önceliğiniz ne dediğimizde yoksulluk çıktı mesela. Yoksullukla mücadeleye ve yok yani desteğe daha çok pay ayrılmalı ve birinci öncelik o olmalı dendi. Orada mesela ben iki tane şey düşündüm. Bir insanlarımız bu yoksulluk meselesini çok konuşmak istemiyorlar. Yani çünkü kendi hani bu incineceklerini, gururlarını incineceğini falan düşünüyor olabilirler. Yani bu çok dile gelmeyen bir şey.
Bir de alışılmış bir şey var. Yani belediye dediğinizde herkesin aklına yol geliyor. Dolayısıyla belediyeden bir şey gördüğümüzde sürekli yoldan yüklenmeliyiz gibi bir şey. Ama belediyecilik anlayışı da değişiyor. Yani zorunlu olarak değişiyor. Yani ülkenin ekonomisi kötüye gittiğinde, yoksulluk arttığında insanlar doğal olarak belediyeden daha çok yardım talep eder hale geliyorlar. Yani o zaman da şöyle bir şey görüyorsunuz. Bunu vatandaşa sorduğunuzda belediyeciliğin tanımını yeniden yapmanız gerektiğini de fark ediyorsunuz. Ama örtülü olarak da başka şeyler de var. Bütün bunları da yeniden düşünmek, tartışmak da gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ilginç bir soruştu mesela. Benim için öyle bir ilginç soru çıkmıştı yani. Herkes trafikten şikayet ederken ama parayı yoksulluğa harcayın demişlerdi. Vatandaşımızın sağduyusu denilen meselenin ve kendi gerçekliğini ortaya koyması meselesinin de aslında bir göstergesi oldu diye düşünüyorum. İşte bütün bu Evet. zaten katılımcı süreçlerde biraz sorumluluk da vermiş oluyorsun ya, ne zaman ki yani sadece yapılacak şey değil, parayı neye harcayacağının da kararına kattığında o sorumlulukla tabii ki alışa geldiği şey değil, gerçek sorununu ortaya çıkarmış oluyor. Evet. O yüzden bu katılımcı süreçler çok öğretici oluyor. Özür Evet. dilerim, kestim ama tutamadım. Yok yok, son derece iyi yaptın. Sizin kadar iyi toparlayamayabiliyorum belki düşüncelerimi. Bu anlamda destek olman için oluyorsun, iyi oluyor. Evet, şimdi nasıl yapacağız tabii, bunu nasıl izleyeceğiz kısmına gelirsek. Bununla yani yine o sürecin getirdiği kolaylık şu. Ben mesela hani sürekli hep aynı şeyi söylüyordum. Seyhan Belediyesi'ne işte başkan yardımcı olarak başladım. Çağırdım müdürlerle, işte bir şeyler söylüyorum. Diyorum yani bu işi şöyle yapalım, şunu şöyle yapalım. Sürekli şöyle bir refleks. Biz şimdiye kadar bunu böyle yapmıyorduk. Aa, o öyle olmaz, biz şimdiye kadar bunu böyle yapmıyorduk. Bir gün artık çok sinirlendim, öfkelendim ki arkadaşlar, sizin yaptığınız şekilde yapsaydınız, sizin yaptığınız doğru olsaydı zaten belediye başkanı seçimi kaybetmezdi. Demek ki bir yerde bir yanlış yapıyorsunuz. Dolayısıyla bundan sonra bunu artık değiştireceğiz. Ha, mevzuatla ilgili ya da bunu böyle yaparsak karşımıza şöyle bir sorun çıkar dediğiniz bir şey olursa, o zaman ben talimatımı yeniden değerlendiririm. Aksi halde ben bir talimat veriyorsam bunu bu şekilde yapacağız. Bunu şunun için söylüyorum. Gerçekten kurumlarda bir süre sonra bir kurumsal meslek körlüğü dediğimiz mesele oluşuyor. Oradaki çalışan insanlar süreç içerisinde hep aynı işleri tekrar tekrar yapıyor olmaktan, hani oturup da böyle çok yaratıcı, hani bunu nasıl yaparım gibi çok düşünecek zamanları da olmayabilir. Kapasiteleri o yetmeyebilir vesaire. Ama hep aynı rutin işlerin rutin şekilde yapıldığı bir hale dönüşüyor mesele. Bunun dışına çok çıkmak istemeyenler de var. Yani orada bir direnç de karşınıza çıkabiliyor. Çünkü yeniden bir şey öğrenmesi gerekecek. Bir şeyi yeniden kurgulaması gerekecek. Ekstra belki yük olarak da görüyorlar. Dolayısıyla ben en çok burada zorlanacağımızı düşünüyordum. En büyük, yani aklımın bütün bu değişimleri yaparken aklımın bir arka tarafında hep yani biz bunları yapıyoruz da bunu nasıl hayata geçireceğiz? Onun kaygısı vardı. Çünkü biz hani yerelleştik eylem planını yaparken de, çünkü en çok zorlandığımız mesele odur ya. Bir türlü bu işte toplumsal cinsiyet meselesinde hep neden sadece kadınlar denilir? Orada bayağı bir zorlanmıştık. Oradan da hareketli, o deneyimden de hareketli biraz kaygılarım ondandı. Ama şu anda mesela plan bitti, mecliste kabul edildi, onaylandı, baskısını yaptık. Ve ben işte toplantılarda diyorum ki, yani bunu yürütmek üzere mekanizmalar kurmamız gerekiyor dediğimde, herkes gönüllü bir şekilde aa evet, hemen bir an önce onları da oluşturalım demeye başladılar. O zaman da diyorum ki ha, bu yürüttüğümüz süreç aslında amaca getirmiş zaten insanlar. Şimdi herkes bunu nasıl kurgulayalım diyor. Ben yine bunu da hani mesela bir genelgeye, 3-5 maddelik bir genelge yapıp gönderebiliriz. Onu da biraz yayıyorum. Şöyle bir nedenle hani böyle bir şey düşünüyorum. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey var. Hani böyle bir şey yapsak nasıl olur? Bir şey atlamış olur muyuz? Ya da yürütülebilir mi? Siz de bununla ilgili bir düşünün falan gibi dairelere biraz onu atarak, onlara da yayarak onları da işselleştirmelerini ve mesele üzerinde biraz daha düşünmelerini sağlamaya çalışıyorum. Eğer bunu yapabilirsek, bir önce zaten bu verilerin tamamının, çünkü her birim başka başka bir iş yapıyor. Her birimin yaptığı işin aslında başka bir birimin yaptığı işe hem etkisi hem katkısı var. Onu organize edebilmek için bir kere yapılan işlerin tamamının bir merkezde toplandığı bir
veri işleme merkezi gibi bir merkez oluşturalım dedik. Bunun altyapısını arkadaşlar çalışmaya başladılar geçen haftadan. Yani 4-5 haftadır çalışıyorlar. Oradaki tabii her daireye yeniden o veriyi nereden girecek, nasıl girecek onu kurguluyorlar. Bir onu yapabilirsek, bu verileri alırsak zaten performans ölçülerini de biraz öyle bir yerden kurduk. Yani beklentiniz, memnuniyet nedir? Mesela gelip ben bunu nasıl ölçeceğim? Ya yani bunu nasıl ölçeceğini sen bulacaksın, bir şekilde bulacaksın, yani bir yöntem geliştireceksin gibi sorumluluğu da onlara bırakarak. Orada işte mümkün olduğunca veriye dayalı bir performans göstergesi. O veri de şöyle, hani sayısal bir veri değil. İçerik verisi. Kaç kişi geliyor? Gelen kişilerin durumlarını biliyor musun? Yaş gruplarını belirliyor musun? İşte cinsiyetlerine bakıyor musun? Engellilik durumlarını irdeliyor musun? Dezavantajlı halini gözetiyor musun gibi bir takım kriterler koyduk. O kriterleri veri haline dönüştürürsek herhalde elimizde bir yılın sonunda çok daha işlevsel bir veri setine sahip olup ve bir sonraki performans göstergelerinde gerekli değişiklikler olup olmadığını test edeceğiz. Bir ortak çalışmasını, belediyenin ortak çalışması gerektiği konusunda bir ısrarımız var. Onu yapmak için de yine iş yapacak birimin kullanıcı birimler. Çünkü şöyle şeyler oluyor işte, bir birim bir şey yapıyor ama kullanıcı birim arkasından geliyor, diyor ki ya sen bunu böyle yapmışsın ama bu benim çok da işime yaramıyor. O zaman bunu o noktada değiştirmek değil, başından onu da dahil ederek birbirinin devamı olarak bir kurgulayacak bir mekanizmalar oluşturmak gibi 3-5 tane yeni mekanizma oluşturmayı düşünüyorum. Yani işte sen şu işi yaparken şu yöntemle yapmayı düşünüyorsun. Bu işi yaparken bu yöntemle yapmayı düşünüyorsun. Bunları sosyal medyada hesaplarımızda ve internet sayfamızda, web sayfamızda düzenli olarak tekrar yayınlayalım diye konuştuk. Zaten linki koyduk. Şeyden hani Çalıştay'da her çıkan bütün sonuçları birebir yansıtamadık. Neden yansıtamadığımızın gerekçelerini yazacağımız bir web sayfasında tekrar bunu sürekli tekrar devam ettirelim gibi bir planımız var. Onu hayata geçirirsek, hani şunu işleyemedik şu nedenle ya da şunu yapamadık şu nedenle yapamıyoruz diye. Bu taleplerin tamamını ortaklaştıralım gibi bir şeyimiz yine var sosyal medya üzerinden. Bir de belki bazı işlerle ilgili, yani onun periyodunu konuşmadık Ulaş'la, bir daha belki tekrar oturup bunu konuşmamız lazım. Bir yıl sonra mı yaparız? Belki bir halk jürisi daha yaparız, yurttaş jürisi. Tekrar yani şunları yaptık ama biraz ilerledikten sonra, hani şu kadar şunları yaptık. Gördünüz mü, fark ettiniz mi ya da istediğiniz oldu mu? Tekrar ne diyorsunuz diye belki tekrar bir halk jürisinde, yani hedefimiz o. Mümkün olduğunca aynı insanlarla tekrar bir daha çağırıp devam ettirmek ve katılımı artırmak, bunu işte mahalle merkezlerinde falan da stratejik plan olduğunu vurgulayarak konuşmak. Yani kentteki herkes, diğer işte sanayi odası, ticaret odası, esnaf sanatkarlar odası vesaire de artık çok başta çok itiraz edilmesine rağmen varsıl Adana diyorsunuz ya hani, o zaman şunu şöyle yapmak gerekir mi diye bu meseleyi konuşmaya başladılar. Bence bu anlamda da şu anda zaten onların bunu izlemesini sağlayadık diye de düşünüyorum. Onun belediyeye etki etmesi ve belediyede yapılan işin de tekrar bir dönüştürücü bir şey olması gibi bir şey oluyor. Yani şu anda bile kendiliğinden oluyor gibi hissediyorum ben açıkçası. Aynen. Ama daha böyle ölçülebilir hale gelmesiyle ilgili de belediyedeki çalışmalarım devam ediyor. Bir takım komisyonlar, kurullar falan oluşturacağız. Çok Benim göreceklerim bunlar. güzel. Çok güzel. Umarım Yani destek olur. veriye dayalı karar sisteminin kurulması, onun bütüncül olması, işte birlikte çalışılabilirlik ilkesi, o teknolojinin mutfakta nasıl yardım edeceği aslında farklı birimlere, onlar gerçekten çok önemli. Son söylediğiniz de bence, yani amacını tek bir kelimeyle daha kolay bir iletişimde, sizin stratejik planda da işte sarıp sarmalayan Adana falan gibi, gerçekten sahiplenmek için o dilini de çok güzel kurmuşsunuz. Ne kadar iletişimi işte insanlara, farklı kent aktörlerine yakın kurarsanız o kadar sahiplenmek de tabii ki kolay olacak. Ulay, senin eklemek isteyeceğin bir şey var mı izleme değerlendirmede? Yok yok, yani Türkan Hanım zaten niyetlerden bahsetti, yani öyle olması, yani veri çok önemli, sen bu işte çok daha iyisin,
o veriyi toplamak, ama o veriyi nasıl toplayacağın da önemli. Onu da söyledi zaten. Hani ben hep bu süreci atılan taşlar ve ürkütülen kuşlar, hani ona bakmak, öyle koymak lazım. Biz hangi kuşları ürkütmek istiyoruz, amacımız oysa bunun için doğru taşlarımız var mı ve sonunda ona bakmamız lazım. Yoksa hani şeyde yapıyorduk, performans kriterlerini de soruyorduk mesela birimlere. Bir tane söylüyorlar ya, o düşük çıkar, yazmayalım diyorlar. Amaç o diyorduk yani. Düşük çıksın ki görelim yani, çünkü orada bir filtrasyon da oluyor. Zamanımız var mı? Zamanımız varsa küçük bir şey daha anlatabilir miyim? Hızlıca anlatın lütfen. Buyurun. O süreçte çünkü Ulaş yoktu artık, yani ben planı bitirdim tamam dedi. Ben ondan sonra tekrar bir daire başkanlarıyla bir toplantı daha yaptım. Hani bunu yaptık artık, bakın burada işte sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ya da performans göstergelerini de bitirdik. Bunu nasıl ölçeceksiniz? İhtiyaç duyacağınız bir şey var mı diye bir toplantı yapıyorum. Orada bir şey varsıl Adana diyorsunuz, şey tartışması oldu. Bir daire başkanımız kalktı dedi ki, şimdi varsıl Adana diyorsunuz ama dedi öbür taraftan sosyal yardım rakamını sürekli artırmışsınız dedi. Hemen refleks olarak da bu sosyal işler daire başkanı diyor ki, ya tabii ki biz bir hani işte aşevi kurduk, aşevimizin kapasitesini artıracağız. Aşevimizin kapasitesi arttıkça insanlara dağıtacağımız yemek de artacak diyor. Sonra diğer de hukuk müşavirimiz diyor ki, ama varsıl Adana diyorsan aşevinin azalması gerekmiyor mu diyor. Kendi aralarında böyle bir şey bir durdular, ha, ters performans nasıl olacak falan dedi. Yani işte bunu böyle sorguluyor olmak bile bence çok kıymetli bir şey. Ben en son artık şey hukuk müşavirimiz dedim ki, tamam müşavirim, ben dedim şeyi göze alıyorum, yani burada eksi performansı göze alıyorum. Hani birinci senenin sonunda varsıl Adana hedefine ulaşmış olmayı çok istiyoruz. Eğer böyle olursa orada işte performansı, işte sosyal yardım ya da yemek yardımı performansımızın eksi olmasını kabul ediyorum. Düşsün yani, keşke düşse. Ben düşmesini istiyorum. Hani düşmesini istiyoruz. Yani bu tartışmanın böyle bir yerden yapılıyor olması bile bence Çok iyi. değişik bir şey yani. Çok iyi. Biraz önce söylediğiniz her şeyi de anlıyorum. Faaliyet raporu da sanki şimdi yanlış anlaşılmasın ama çoğu zaman faaliyet raporları aslında halkla ilişkiler bültenleri gibi oluyor. Zannediyorum sizin faaliyet raporunuz da yine bir yıl sonra yine o halk jürisi gibi bir şeyde yapacaksanız, faaliyet raporunuz alışmadığımız türden yeni Ya faaliyet raporu olacak gibi duruyor. orada şöyle bir şey, o biraz Zeydan Başkan'ın mühendisliğinden kaynaklı. Seyhan Belediyesi Başkanlığından beri hiçbir zaman böyle halk bülteni gibi işte şunu da şöyle yaptık, bunu da böyle yaptık gibi faaliyet raporu asla yapmadık biz. Çok Yani iyi. faaliyet raporlarımızı hep şöyle yaptık. Başkan gerçekten hani böyle kıtı kıtına işte 3 milyon ton asfalt dökeceğim 5 senenin sonunda demişti geçen yıl. Bizi onu gerçekten böyle tek tek hesaplattırdı. Bugün kaçtasınız? 2883, 2992 falan gibi gerçek veriyi paylaştık. Yani o konuda şimdiye kadar da hep onu yaptık zaten. Yani işte 5 tane park yaptıysak 5 tane park yaptık dedik. İşte 3 tane kreş yaptıysak 3 tane kreş yaptık dedik. O biraz orada matematiksel hassasiyeti vardı başkanın. Yoksa. Bundan sonra aslında ölçülebilir, yani bunlar hani ölçülebilen şeyler, ama bir de ölçülemeyen işler var. O ölçülemeyen işleri de ölçmeye yönelik şeyler ekledik. Onlar da gelirse çok daha veriye dayalı bir hale dönecektir diye düşünüyorum. Yani mühendis başkan sosyal bilimlerden, yani sözelcilerle de çalışınca demek ki o şeyden birlikten çok güzel kuvvetli olacakmış gibi, yaratıcılığa da açık bir yeni değişim teorisiyle Adana'da değişimi planlayacaksınız. Gerçekten çok etkileyici, yani içeride mutfakta da dışarıda da, yani iç paydaş dış paydaş, o size Ankara'dan gelen şeydeki rehberdeki şeye göre gerçekten iki alanda da alışık olmadığımız yeni bir şey deniyorsunuz. Ayrıca ben yine belirtmek isterim ki sohbetten önce yayınlanan, ki ilk yayınlanan büyük şehir strateji planlarından bir tanesi sizinki. Şimdi yavaş yavaş işte meclislerden geçti, web sitelerine paylaşacaklar ama sizinki ilklerden anladığım kadarıyla görebiliyoruz, yani halkla görebiliyor artık. Meclis üyelerinin fotoğraflarıyla beraber listesini koymuşsunuz. Onu da ben çok değerli buluyorum. Çünkü en son kapatırken söylemek isterim ki, şehir hepimizin diyorsak, demokratik şehir diyorsak, birazcık belediyenin karar organı meclisi de tanımamız lazım. Ama çok kopuk olduğumuz, yani oylarımızla belirlenen ama çok yurttaşın kopuk olduğu bir karar organı.
Dolayısıyla sizin stratejik planda meclisimiz şunlardan oluşur isimleri ve fotoğraflarıyla koymuş olmanız da yine yurttaşın meclise biraz daha yaklaşması, belki meclis üyeleriyle iletişiminin başlaması, bilgi akışının başlaması açısından da yine çok demokratikleştirici yeni bir şey. Onun için de ayrıca kutlamak isterim. Bu söyleşimizi dinleyen herkes Adana Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinden bu bahsettiğimiz stratejik planı, demek bile istemiyorum, değişim planını, Adana değişim planını indirebilirler, inceleyebilirler. Zaten o belgelere aşina olanlar farklı bir şey olduğunu zaten ilk anda görecekler. Daha önce hiç bakmamış olanlar da temiz kafa bundan sonra hep böyle olması gerekenin nasıl olduğunu görecekler, bir belge bulacaklar. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Türkan Hanım, Türkan Eşli, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve Doçent Doktor Ulaş Bayraktar, Mersin Üniversitesi ve Kültürhane İzmir Mersin'den. Ellerinize sağlık, yolu açık olsun planınızın. Değişik Ankara'da, Adana'da pardon, buluşmak üzere. Hoşçakalın.